Herkese selam, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle birlikte ANSYS Polyflow'u inceleyeceğiz. ANSYS Polyflow'u bir problem üzerinden inceleyeceğiz. Problemimiz üflemeli kalıplama problemi. Şöyle gördüğünüz gibi iki parçamız mevcut. Büyük olan parçamız kalıbı temsil ediyor. Küçük olan parçamız da kabın şeklini alacak olan parçayı temsil ediyor. Dilerseniz artık işlemlere başlayalım. Şöyle ANSYS'e geldim. Ne yapıyorum? Bakın Fluid Flow Blow Molding'i çalışma alanına bıraktım. Şöyle sağ tıklıyorum meşe. Browse diyorum ve Mesh dosyamı okutuyorum. Şöyle Mesh dosyamı okuttum. Artık Polyflow'a girebilirim. Ne yapıyorum? Setup'tan sağ tıklayıp Edit'e tıklıyorum. Evet, Polyflow açıldı. İlk olarak ben bir görev tanımlaması yapacağım. Bir görev parametresi açacağım. Dolayısıyla Create a New Task'e tıklıyorum. Şöyle Create a New Task'e tıkladım. Problemin fiziğini belirtiyorum ilk başta. Şöyle simetrik bir geometri mevcut. Dolayısıyla 2D Axisymmetric geometriyi aktif hale getirdim. Şöyle üst tarafta da aktif hale getirdiklerimi görebiliyorsunuz. Bir de zamana bağlı bir analizimiz olacak. Çünkü ben ne elde edeceğim? Video sonunda, bu analizimin sonunda bir animasyon elde edeceğim. Dolayısıyla zamana bağlı bir problem olarak tanımlıyorum. Onayladım. Modellemeye ilk olarak kalıplamadan başlayacağım. Kalıp modelinden başlayacağım. Define Mold'a bir kere tıklıyorum. Create a New Mold'a tıkladım. Ve Adiabatic Mode'a tıklıyorum. Ne yaptım? Adiabatic Mode'a tıklamamla beraber bir pencere açıldı. Parametre ismini girmem için. Mode 1 olarak bırakmam yeterli. Bunu bıraktım. Daha sonrasında ne yapacağım? Bu Mode 1'e karşılık gelen parçayı seçeceğim. Domain of the Mode'a tıklıyorum. Ve bakın birinci parçamı, ikinci parçamı şöyle seçili hallerini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla birinci parçamı buradan remove ederek kaldırıyorum. Ve dolayısıyla ne oldu? Mold 1 için ikinci parçayı seçili hale getirmiş oldum. Geri geliyorum. Bir de kalıp parçam için sınırımı, yani temas sınırımı belirteceğim. Dolayısıyla buradan contact condition'ı aktif hale getiriyorum. Ve beşinci sınırımı, bakın beşinci sınırım benim temas sınırım. Temas sınırımı seçtim. Modify dedim. Kontaktı seçili hale getirdim ve geri geliyorum. Kalıp için yapacağım modellemeler bitti. Şimdi artık diğer işleme geçeceğiz, yani kalıplama yapılacak olan, işlem görecek olan parça için modelleme yapmaya geldi sıra. Yine geri geliyorum. Yine FEM task'in içerisinde create a sub task'e bir kere tıkladım. Ve Generalized Newtonian Isothermal Flow Problem'a bir kere tıklıyorum. Buradan ne diyorum? Blow Molding olarak girdim parametremi. Bir alt görev olarak açtım. İlk olarak kalıpta da yaptığımız gibi bu parametrenin, yani Blow Molding parametresinin hangi parçaya denk geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Domain of the Subtask'e bir kere tıkladım. Bakın şöyle yine birincisini aktif hale getireceğim. Dolayısıyla ikincisini buradan çıkarıyorum. Ve birincisi sadece kalıyor. Geri geldim. Bir de malzememi tanımlamam gerekiyor. Malzememi açıyorum. Şöyle ilk başta tanımlamadan önce birim sistemini göstermem lazım. Change the system of the unit'i tıkladım. Şöyle tanımlamam için parametremi de açtım. Buradan santimetre ile başlayan parametremi seçiyorum. Geri geldim. Geri geldim. İlk başta dinamik viskozitemi belirteceğim. Şöyle sabit bir viskozite belirtiyorum. Penceremi açtım ve buradan 100.000 santimetre bölü gram saniye olarak giriyorum. Girdim. 100.000 yaptık. Evet, 100.000. Devam diyorum. Geri geldim. Bir de atalet terimlerimi aktif hale getirmem gerekiyor. Niye? Çünkü
Şöyle gelelim, aktif hale getirelim. Ben bu analizin gerçekçi bir şekilde yapılmasını istiyorum. Yani direkt hava üflenir üflenmez sabit hızda direkt lap diye şuradaki yüzeye temas etmesini istemiyorum. İlk başta ağır ağır ilerleyecek, daha sonra hızlanacak. Bu şekilde bir analiz istiyorum. Burada bunu yapmam için eklemem gereken terimler atalet terimleri. Bundan dolayı ataleti ben burada aktif hale getirdim. Geri geliyorum. Son olarak ne yapacağım? Bir de yer çekim ivmesini tanımlayacağım. Gravity'ye tıkladım. Şöyle aşağı yönde bir yer çekim ivmesi için Y yönüne tıklıyorum. Hatırlayacağınız gibi ben birim sistemini santimetre olarak belirtmiştim. Yani santimetre ve diğer değişkenlerin de türevleri olmak üzere. Dolayısıyla santimetre bölü saniye kare olarak gideceğim. Yani eksi 982 santimetre bölü saniye kare. Okey diyorum. Level'e geldim. Artık malzeme tanımlamam bitti. Şimdi geri geliyorum. Şimdi bu sınırım için, bu parçam için sınır tanımlamamı yapmam gerekiyor. Flow Boundary Conditions'a tıkladım. Şöyle birinci sınırım, eksen sınırım, simetri sınırım. İkinci sınırım, şöyle gördüğünüz gibi kontakta geçecek olan sınırım. Birinci sınırım zaten tanımlanmış. Bakın simetri olarak belirtilmiş. İkinci sınırı belirtmemiz lazım. Şöyle ikinci sınırı seçili hale getirdikten sonra modify diyorum. Modify dedikten sonra Free Surface'e tıklıyorum. Ve buradan kontakt seçiyorum. Create a new contact problemi dedikten sonra temasa geçeceği duvarı bakın şöyle seçiyorum. Select diyorum. İşlemim bitti. Bakın. İkinci sınırımı yaptım. Şimdi üçüncü sınıra geldi. Sıra. Üçüncü sınırda sadece hareket sınırını belirleyeceğim. Modify diyorum. Şöyle normal hız ve TSL kuvvete maruz bırakılmış şekilde yapacağım. Ve bunların ikisinin de değerini sıfır halde bırakıyorum. Bakın şurada yukarıda VN sıfır olarak belirtilmiş. O yüzden değiştirmiyorum. Geri geliyorum. Yine FD sıfır olarak belirtilmiş. Geri geliyorum. Üçüncü sınırımı da tamamladım. Şimdi son sınırım, önemli bir sınırım. Basıncın temasta bulunacağı sınır burası. Bunun için tanımlamamı yapacağım. Modify diyorum. Ve buradan ne yapıyorum? Normal free surface dedikten sonra normal force'a tıklıyorum. Şöyle sabit bir değer gireceğim. Eksi 2 milyon olarak girdim. Eksi 2 milyon olarak girdim. Geri geliyorum, geri geliyorum. Artık bitti. Benim bütün sınırlarımı tamamladım. Geri geldim. Bir de remeshing yapacağım. Buradaki parçanın için. Zaten hesaplama tek buradan yapılacak. Kalıp için herhangi bir hesaplama yapılmayacak. Global remesh diyorum. First local meshing dedim. Zaten seçili halde gördüğünüz gibi. Upper level dedim. Değişiklik yapmayacağım ama sadece bir parametreden bahsetmek istiyorum. Burada Lagrangian'da. Bakın distortion check var. Burada eğer malzememizde bir hasar gelecekse, bekliyorsak bunu buradan aktif hale getirebiliriz. Fakat biz sadece kalıbını çıkaracağımız için bunu aktif hale getirmemize gerek yok. O yüzden Accept the Current menü seçip devam edelim. Şimdi artık fiziksel modellemeler bitti. Artık nümerik modellemelere geçeceğiz. Yani biz zamana bağlı bir analiz yapacağımız için artık işte zaman adımlarıyla alakalı ayarlar yapmaya geldi sıra. Buradan Transient Iterative Parameters'a bir kere tıklıyorum ve değerlerimi girebilirim. Elindeki değerleri. Şöyle upper limit 0.1 girdim. Initial value 10 üzeri eksi 3 olarak girdim. Minimum eksi 7 olarak girdim. Maximum value eksi 3 olarak girdim. Toleransı 0.01 olarak girdim.
Son olarak step sayısını 200 olarak girdim. Ve bütün ayarlamalarımı yapmış oldum. Geri geliyorum. Geri geldim. Artık modelleme kısmım bitti. Şimdi artık çıktılarda nasıl ayarlamalar yapacağız onu göreceğiz. Upper Level'a tıklıyorum. OK diyorum. Şöyle bakın artık ana menüdeyiz. Hatırlayacağınız gibi buradan Create New Task demiştik. Bunun üstünde Output'a tıklıyorum. Ve Output Triggering'e bir kere tıkladım. Ve her 4 adımda bir ben sonucu göstermesini istiyorum. Her adımda değil. Dolayısıyla 4 olarak girdim. OK diyorum. Geri geldim. Bir de bu sonuçları gösterirken ki bilim sınırın, bilim sistemini de buradan tanımlayacağım. Bakın şuradan. Girdim. Modify. Dedim ve tekrar Blow Modeling'deki bilim sistemini buradan da tanımlıyorum. Geri geldim. Geri geldim. Geri geldim. Son olarak bir de kalınlık hesabı da yapmak istiyorum. Kalınlık hesabını da yapacağım. Çıktılar bölümünde. Dolayısıyla tekrar FemTask'e bir kere daha giriyorum. Ve buradan Create as Subtask'e geldim. Önceki ayları kopyalayayım mı diyor. Hayır diyorum. Burada ne yapıyorum? Post Processor'a geldim. Kalıp diyorum buna. Kalıp. Kalıba gel tıkladım. Ve bakın thickness var. Thickness için post processor yapacağız. Parijin'e bir kere tıkladım. Ve bana kalınlık için başlangıç sınırı ve bitiş sınırını tanımlamam gerektiğini söylüyor. Burada başlangıç sınırını belirtiyor. Burada da bitiş sınırını belirtiyor. Şuradan bakın tanımlayabiliriz. İkinci sınırım benim. Ne olacak? Starting border. Dördüncü sınırım da ending border. Bunları yaptım. Geri geliyorum. Geri geldim. Benim artık bütün işlemlerim bitti. Şöyle save and exit diyorum. Accept dedim. Continue dedim. Şöyle bakın bitti. Artık çözmeye geldi sıra. Çözmek için ilk başta solution'a sağ tıklayarak update diyorum. Update deyince artık benim hesaplamam başlıyor. Şöyle aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bitti. Bakın bittiğini nasıl anlarız bir de. Listing view burada geldiğim zaman şöyle computation succeed yazısını görüyorum. Çıktım. Şimdi sonuçları artık açabiliriz. Result bölümünden edit'e tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi bizim ilk başta parçalarımız böyle değildi. Küçük parçalar bu hale aldı. Konturlara bakalım. Şöyle insert bölümünden kontura geldim. OK diyorum. Buradan location'a birinci subdomain'in yüzeyini seçiyorum. Şöyle yüzeyini seçtim. Bir de değişken olarak da kalınlık olarak belirtiyorum. Benim için kalınlık önemli zaten. Apply diyorum. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi yandaki değerlerde beraber. Fakat ne demiştik? Biz simetrik olarak bu tasarlanmıştı demiştik. Bunu aynalayıp karşı tarafa da tam halini gösterebiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Şurada User Location and Plots bölümünün altında Default Transform seçeneği var. Buna iki kere tıklıyorum. Ve buradaki seçeneği kaldırdıktan sonra bakın şuradaki Apply Reflection bölümü aktif hale geldi. Buna da bir kere tık atıyorum. Yüzeyim bakın X-Y düzlemi. X-Y düzlemini seçtim. Pardon aynen X Y düzlemini seçtim. Şöyle Z düzleminde apply diyorum. Ops pardon. Şöyle Y Z'yi seçtim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Y Z'ye dik bir doğrultuda. Y Z'ye dik doğrultuda seçiyorsunuz. Dolayısıyla Y Z'yi seçtim. Apply dedim. Bir de şimdi animasyonu başlatacağız fakat üstte de ben zaman
sayacı da görmek istiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Şuradan insert'ten text'e tıkladım. Okey dedim. Buradaki seçeneği aktif hale getirdikten sonra parametremi ne yapıyorum? Time value olarak belirtiyorum. Apply diyorum. Şöyle bakın. Burada bir sayaç oldu. Şimdi Tools'a geliyorum. Animation diyorum. Ve animasyonumu başlatıyorum. Şöyle animasyonum oluştu. Dilerseniz adım adım da, yani adıma özel de durumu da görebilirsiniz. Nasıl yapacağız onu? Time Step Selector'a tıklıyorum. Mesela 40. adım diyelim. 40. adım için nasıl bir durumdayız? Apply'a bastığım zaman, şöyle gördüğünüz zaman bu şekilde bir durum elde ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.